7 Mart 2021 Halk TV ekranlarındayız. Yerelden siyasette sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, biliyorsunuz il başkanlarımızı ağırlıyoruz. Yerelden genel siyaset nasıl şekilleniyor? Programımızda onu aktarıyoruz. Geçen haftada il başkanlarımız arasında Urfa İl Başkanımız Sayın Hayrettin Cidir vardı. Maksadını aşan bazı sözler söylendi efendim. Hemen bunu size aktaralım. Özellikle bölgedeki elektrik sıkıntılarıyla ilgili orada söylenilen ifadesiyle DAEŞ dedi. Ancak hemen bir düzeltme yapmamız gerekiyor. TEDAŞ'ı gösterdi sorumlu olarak ama söylerken DAEŞ dedi. Tekrar maksadını aşan bu söylem için, yayınımızda olduğu için bir kez daha buradan düzeltme yapalım. Bu sözler bize ait değildir efendim. Maksadını aşan bu sözler bununla birlikte Halk TV yayınında dile getirildi. Ardından da TEDAŞ yetkilileri bizimle iletişime geçtiler ve durumdan duydukları rahatsızlığı haklı olarak dile getirdiler. Bölgede elektrik dağıtım hizmetinin 28 Haziran 2013'te özelleştiği bilgisi bize ulaştı. O günden bu yana da hizmet veren kurumun TEDAŞ değil, Dicle Elektrik Anonim Şirketi olduğu bilgisi bize aktarıldı. Biz de yayıncılık sorumluluğu gereği bunu size aktarmak durumundayız efendim. Canlı yayın sürçülisan olabiliyor. Elbette ki hep söylüyoruz sözün kelamın önemini ama hatalar olduğunda da düzeltmeyi bilmek gerekir diyelim. Bugün yine 3 değerli il başkanımız var efendim. Anadolu'nun en önemli noktalarından biri diyeceğim. Şimdi böyle söyleyince acaba çok hemen bildiğimiz akla gelen iller mi diyeceksiniz? Aslında akla gelmesi gerekir. Çünkü tarihleri 4000, 3000 yıl öncesine dayanıyor. Öyle özellikleri var ki illerin, ben de dinlerken hayran kaldım efendim diyelim. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıyalım. Hoş geldiniz diyelim efendim. Tokat İl Başkanı Sayın Çağdaş Kutgöz. Hoş bulduk. Ve Amasya İl Başkanı Sayın Turgay Sevindi. Ve Çorum İl Başkanı Sayın Mehmet Tahtasız. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Önce illerimizi tanıyacağız. Biz de merakla bekliyoruz. İllerimizdeki, yereldeki sıkıntıları sizler bu ekranlardan aktaracaksınız ki genele seslerimiz duyurulsun diye efendim. Ancak bunun da öncesinde başlamak istediğim bir nokta var değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki yarın 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü, aslında Emekçi Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü demişken Amerika'daki o kadın mücadelesi aklımıza gelir. Tarihçeye baktığımızda burada başladığını düşünürüz. Ama bu topraklarda öyle kadınlar vardı ki binlerce yıl öncesinden, 3300 yıl öncesinden Truvalı Helen savaş başlatırken, savaşı bitiren, barış yapalım diyen kadınlar vardı. Kadeş Anlaşması eşiyle birlikte gelip o mührü eline alıp benim topraklarımda, bir erkek düşünün, benim topraklarımda kral ve kraliçe eşittir demiştir efendim. Çorum bu anlamda çok değerli, tarihsel olarak da çok değerli. Şimdi arkadaşlarım o görüntüyü izletecek, bize verecek. Sizler de izleyin, ben izlerken çok etkilendim. Özellikle de yarının 8 Mart olması itibariyle. Bakın dünyada bize medeniyet, dünyada bize demokrasi, dünyada bize o bilgileri hani şöyle olun diye yönlendiren insanlar aslında gelip bizim topraklarımızda, Anadolu topraklarında hem adaleti hem eşitliği hem de kadın haklarını öğrenmeliler diyorum. Arkadaşlarım o görüntüyü hazırlayacak. Bu nedenle hemen Çorum İl Başkanımıza sözü bırakıyorum. Önce bize Çorum'u anlatsın, ardından da görüntülerimiz gelecek. Öncelikle bize bu imkanı sunan Halk TV ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ekran başında izleyen izleyen seyircilerimize de selamlarımızı iletiyorum. Özellikle Hititlerin başkenti Çorum, 539 bin nüfuslu bir kenttir. 759 tane köyümüz, merkezle beraber 14 ilçemiz mevcut. Merkezde de 15 tane mahallemiz bulunmaktadır. Hititlerin başkenti Boğazkale, Hatuşa'da bulunmaktadır. Sizin de bahsettiğiniz gibi Hititler o dönemde Mısırlarla yaptıkları savaşta Kral Hatuşili, eşi Putuhepa'yla birlikte barış anlaşması, Kadeş Barış Anlaşması'nın tarihteki ilk yazılı barış anlaşmasıdır. Bu anlamda şehrimiz barış kenti olarak da anılmaktadır. Ve orada en önemlisi de özellikle Putuhepa'yla birlikte bu barışa kendi mühürlü haricinde Putuhepa'nın mührüyle de mühür vurması, orada kadın erkek eşitliğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca Çorum'da bu anlamda Hititlerin tanrısal olarak, bin tanrılı toplum olarak söz edilir. Çünkü Hititler döneminde Ortaköy ilçemizde bulunan Şapinova, Hititlerin tanrısal
anlamdaki yerleşim yerleridir. Orada ayrıca İncesu Kanyonumuz bulunmaktadır. Burada da özellikle Hititler savaş sonrasındaki aldıkları kentlerdeki dinlere olan saygısından dolayı onların tanrıçalarını da mabetlerde saklayarak o dönemde dine olan saygılarını göstermişlerdir. Onun haricinde de bizim bu kadın erkek eşitliği döneminde özellikle şunları söylemek istiyorum. Kadın kollarımızla beraber bir çalışma başlattık. Kadınlarımız özellikle sizlere de hediye sundular. Bu anlamda kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Çorum'un ayrıca tanıtmak istediğimiz yer olarak da Hititlerden önce aslında Hattiler, yani 4000 yıllık tarihi olan Hattiler vardır. Hattilerin de bulunduğu bölge olarak da Uludağ ilçemizin içerisindedir. Oradaki kazılar da devam etmekte. Sayın Tahtasız, şimdi bu noktada özellikle Barış Anlaşması, Kadeş Barış Anlaşması demişken ben oraya gittiğim için biliyorum. Hatta bir şey ister misiniz dediğimde oradan bize kadın erkek eşitliğini getirin diyen arkadaşlarım da var. Ama o çok değerli bir bilgi. Arkadaşlarım o görüntüyü hazırladılar. Sesli olarak isterseniz yarın da Kadınlar Günü olması nedeniyle onu bir dinleyelim. Arkadaşlarım görüntüyü gelince hazırlıyorlar şu anda efendim. Evet, görüntü geliyor şu anda, görüyorsunuz. Şimdi bu konuyla ilgili bu kadar değerli bir tarihe sahip. Peki kadınlar nerede? Yani Çorum'da bu bilgiyle harmanlanmış bir geçmişten bugüne gelen bir kadın hareketi var diyebilir miyiz? Şimdi günümüzden bu tarafa tabii ki Çorum bence kardeşlik, kadın erkek eşitliği anlamında o dönemde yaşadığı ve dinlere olan saygısından dolayı önemli bir kentimizdir. Ama maalesef bu 20 yıllık süreçte ekonomik sıkıntılardan kaynaklı kadın erkek eşitliğinde ve kadınla olan cinayetlerde, kadına olan şiddetlerde maalesef yanlış şeyler yaşıyoruz. Hatta Samsun'da olan olay da bizi derinden üzmüştür, kadınımıza orada yapılan saldırı. Bunları eğitimle aşacağımızı, bunları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu ışık doğrultusunda hareket ederek çözebileceğimize inanıyorum. Çorum'da bu anlamda olmasını istemediğimiz şeyler olmuştur, kadınımıza karşı şiddetler olmuştur ama bunu inşallah Çorum kardeşlik şehridir, Çorum barış şehridir. Çorum kadın erkek eşitliğini 3300 yıl önce yaşamış bir şehrimizdir. Bunları da hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Şimdi kardeşlik şehri dedik, hemen kardeş şehre geçelim o zaman. Amasya'da Sayın Sevin'de aslında tarihi yine çok değerli illerimizden biri. Sanıyorum yine 4000 yıla yakın bir tarihi var ve eski kayıtlarda bulunan ismiyle Amasya olarak da devam ediyor. İsmi değişmemiş ender illerimizden de biri. Önce Amasya'yı tanıyalım, bir de Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin de yakıldığı yer aslında. Evli Hanım, her ne kadar kendi beyanınızda da şehrimizin 4000 yıllık bir tarihi olduğunu beyan etseniz de bizim şehrimizin tarihi 8500 yıllık bir şehirdir. Şehrimiz genel hatlarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı'nın Fetret döneminden çıkmasındaki çok büyük bir önemi vardır. Bu anlamda Osmanlı'nın ikinci kuruluşunun da Amasya'dan olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a geldikten sonra bağımsızlık meşalesini yaktığı, bağımsızlık meşalesinin mihenk taşı diyebiliriz. Yine Amasya tamiminde milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracak diyerek şehirde milletin, halkın söz konusu olduğunda, gerektiğinde sorumluluk alarak bağımsızlık için neler yapabileceğini söylemiştir. Bu anlamıyla şehrimiz çok bir öneme sahiptir. Görsellerde gördüğünüz üzere biz bu şehri tanıtırken hep şunu söyleriz. Bu şehri görmediyseniz en güzelini görmediniz deriz. Şehrimizin ortasından Yeşilırmak Nehri'nin geçmesi de farklı bir özellik katmaktadır. Biz şehrimizde yaklaşık 350 bin nüfusumuz bulunmaktadır. 7 ilçemiz var. Bu 7 ilçemizin ikisinde yerelde iktidarız. Hı hı. Sosyal belediyecilik anlamında ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin neler yapabileceği anlamında bu iki belediyemiz şehrimizde önderlik yapmaktadır. Sosyal belediyecinin neler olduğunu çalışmaları birazdan da anlatacağımız üzere çok güzel bir şekilde halkımıza göstermektedirler. Yine görselde gördüğünüz tektonik bir gölümüz Boraboy şehrimize farklı bir özellik katmaktadır ve doğası bozulmamış bir yapıdadır. Bu nedenle şehrimiz turizm anlamında da gerekli ilgiyi görmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu görselleri sizinle paylaşarak, bu resimde gördüğünüz de farkındalık yaratmak anlamında selfie çeken bir şehzade. Hı hı. Şehrimiz aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'na
şehzadeler yetiştiren bir kent olması sebebiyle büyük bir tarihi öneme sahiptir. Bunu elbette konuşacağız. Turizmde yeterli övgüyü ya da gerektiği yeri alıyor mu diye soracağız. Şu görüntüler Avrupa'da herhangi bir ilde olsaydı, ülkede olsaydı herhalde turlar düzenlenirdi. Yeşiliyle, doğasıyla diye. Biz neden sahip çıkmıyoruz bu kadar güzel tarihimize diyeceğim ama hemen yine çok bekledi. Hemen Sayın Kurtgöz'e geçmek istiyorum. Yine tarihi bir şehir. Ben özellikle Tokat, Amasya, Çorum dendiğinde o üç bölgenin tarihi dokusundan büyülendim. Daha öncesini de biliyorum ama bilmeyenler için özellikle girişte bunu söylemek istedim. Yine keza bu sefer doğru söyleyeyim 3000 yıla yakın bir tarihi var diyebiliriz. Evet. Sayın Sevinde'nin dediği gibi sizde bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi var. Önce ili tanıyalım sonra bir belediye ile avantajlı ve dezavantajları konuşalım. Çünkü sorumluluğunuz büyük. Buyurun aynen. Efendim. Öncelikle Eylül Hanım, iklimi ve insanı mütedeyil olan bir şehrin il başkanı olarak bizi buraya davet ettiğiniz için şahsınıza ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gibi ilimizin tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanmakta. İlimizde Hitit, Roma, Bizans, Danişmetler ve Osmanlı idaresinden sonra 1923'ünde Türkiye Cumhuriyeti'nin ili olmuştur. İlimiz Samsun, Ordu, Yozgat, Sivas illeriyle komşu durumunda olan, Amasya illeriyle komşu olan bir ilimizdir. Coğrafi ve iklimsel yapısı olarak da hem Karadeniz ikliminin, hem de İç Anadolu ikliminin yaşandığı bir il durumundadır. Bizim halkımız arasında şöyle bir tabir vardır. İnsanı ekseniz insan biter. Gerçekten çok verimli arazilere ve ovalara sahibiz. Hatta 3 ovamız büyük ova kapsamında koruma altındadır. Niksar Ovası, Erbaa Ovası ve Kazova bölgemiz bu alanların içine girmektedir. Yine ilimizin yetiştirdiği Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vardır. İlimiz için çok önemli bir değerdir. Yine Kurtuluş Savaşı'nda Samsun'a çıktıktan sonra geldiği 3. yıl Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'tır. Ve burada Kuvayi Milli Ordusu'nun kurulumu ile ilgili çok önemli kararlar da alınmıştır. İlimiz aynı zamanda aşıklar şehri, evliyalar şehri ve şairler şehri olarak bilinmektedir. Evet. Çok güzel bir cümle söylediniz. İnsan ekseniz insan biter dediniz. Evet. Biz de İstanbul'da hani Tokat yaprağı derler. Evet. Tokat'tan gelen işte pirinçlerdir vesaire. O kadar önemseriz ki evet. O toprakların bereketini. Nedense sanki o bölgede oranın havası ve suyuyla güzel lezzetli yetişir. Bunu özellikle pandemi sürecinde gördük. Biz kendi kendine yeten bir ülke olsaydık pandemi sürecinde belki de bu kadar sıkıntı çekmeyecektik. Kesinlikle. O yüzden tarımın işte Çorum gibi, Amasya gibi, Tokat gibi tarımda toprağa verimli olan illere yatırım yapılmalıydı. Siz Tokat'ta bu yatırımları yeterli buluyor musunuz? Pandemi sürecinde özellikle çalışmalar nelerdi? Yeterli miydi Tokat'ta? Evet. Biz özellikle pandemi sürecinde çalışmalarımızı ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız ve tüm halkımızla uyumlu bir şekilde çalıştık ve uyumlu bir şekilde yürüttük. Pandemi sürecinde şöyle diyebiliriz, özellikle bizim 6 beldemiz var, bir tane de ilçe belediyemiz var. Bu belediyelerimizle birlikte uyumlu bir şekilde çalışıp bırakın kendi ilçemizi ve beldelerimizi, etrafımızda köylere de yardım ettik. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdürdük ilimizde. Şöyle söyleyebiliriz, gıda yardımı ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımlarımızı gerçekleştirdik. Dezenfektan yardımları. Bir de o süreçte biliyorsunuz maske çok büyük sıkıntı oldu. Evet. Bunu belediyelerimiz aracıyla gerçekten biz Tokat'ta çözdük. Şimdi bu noktada Sayın Kurtgöz, özellikle CHP'li belediyelerde bir sosyal belediyecilik dayanışması gördük. Evet. Yeniden şekillendi belediyecilik. Size fazla yük mü düştü? Tek bir belediye var. Orada o kadar doğru tanıtmalısınız. Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu göstermelisiniz ki diğer belediyelere de bu yansısın. Evet. Bu nasıl gelişti? Ortak bir çalışma yapabildiniz mi? Diğer il başkanlarıyla, belediyelerle yoksa tek başınıza merkezden aldığınız güçle mi mücadele verdiniz? Şimdi bu süreçte az önce de bahsettiğimiz gibi 6 belde belediyesi ve 1 ilçe belediyemiz var. Yükün çoğunluğu bu belediyelerimize düştü Tokat'ta evet. Bizim tarafımızdan. Millet İttifakı ortaklarımızla ve dostlarımızla birlikte bu süreçte sürekli istişare içinde olduk ve çalışmalarımızı sürdürdük. Baştan da bahsettiğimiz gibi sosyal belediyecilik hizmetini hep beraber ortaya koyduk. Bu süreçte neler yaptık özellikle? 65 yaş üstü ve evlerinden çıkamayan, rahatsız olan, hasta konumda olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına koştuk. Mahalleleri, köyleri karantinada olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına koştuk. Bunları da o belediyelerimizle beraber yaptık. Mesela şöyle projelerimiz oldu, onu söyleyebilirim. Evlerinde sıcak yemeği olmayan
vatandaşlarımızın evlerine belediyelerimiz yemeklerini götürdü. İlaçlarını alamayan vatandaşlarımızın ilaçlarını aldılar. Hatta şöyle bir ayrıntıya da değinebilirim. Mesela Zil İlçe Belediye'mizde evden çıkamayan, hasta durumda olan vatandaşlarımızın tıraş ihtiyaçlarını bile karşılayacak bir ekip kuruldu. Yani evde hizmet götürüldü. Bu genelde sizin CHP'li belediyeler ve beraber ittifak belediyelerle mi oldu? Yoksa Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler de, pardon, il belediyesi de diğer belediyeler de bu çalışmaya katıldı mı? Şimdi biz genelde kendi belediyelerimize bu süreci götürmeye çalıştık. Ama diğer belediyelerden de bazen isteklerimiz olduğunda da yerine getirmeye çalıştılar. Evet. Ama çoğunluğunu, yani %90'ını kendi belediyelerimizde çözmeye çalıştık. Evet. Hemen Çorum demişken arkadaşlarım da haber veriyor. O müthiş görüntüler Pudu HEPA diyelim. Bir bakalım, kısa bir video izleyelim. Belki ilk defa izleyenler evet. olabilir. Bir bilgi olsun. Çorum'a da gitmeden, uğramadan, özellikle bu tarihi yerleri görmeden de geçmeyin. Siyasete elbet devam edeceğiz ama bu da çok önemli bir ayrıntı. Arkadaşlarım versin ekrana. Daha 15 yaşımdaydım. Hitit başkenti Hatuşa'ya evliliğe amd içip adım attığımda. Eğer Hatuşili olmasaydı, ne güneşin, ne ayın, ne tohumun, ne toprağın anlamı olurdu benim için. Kocam Hatuşili büyük kral oldu. Ve bir gün çöldeki sarı düşman tılsımlı bir böcek gibi sıcak kumların içinden çıkıp Hitit ülkesine at sürmeye başladığında barış diye yakaran ben, Kumanni şehrinin kızı, Kraliçe Pudi HEPA, yazılmak için vaktini bekleyen bir kil gibi büyük bir inançla dualar ettim ve sabırla nakşettim Kadeş'in o aydınlık yüzünü. Ve bir sabah erkenden kalktık. Dualar edildi ve o büyük tören başladı. Kocam, Kadeş'in mimarı, büyük kral Hatuşili şöyle haykırdı. Tüm medeniyetler şahitlik etsin. Tüm Hatuşa şahitlik etsin. Benim ülkemde eşittir kral ve kraliçe. Ve görsün Mısır, görsün tüm dünya. Birlikte bastığımızı mührü Kadeş'e o ilk kardeşlik metnine. Çok güzel hazırlanmış. Ben çok etkilendim. İzlediğim an itibariyle etkilendim. Güzel bir vurgu. Burada artık eşitlik var. Yani medeniyet kaç bin yıl önce aslında bu topraklarda kadın erkek eşitliği de vardı. Oradan şimdiki çalışmalara geleceğim. Siyasette yeteri kadar kadınlar yok. Bu bir gerçek. Bu öz eleştiriyi yapalım kendimize efendim. Çok il başkanımız yok ama il başkanlarını destekleyen kadın kolları var ve onların çalışmaları var. Hemen buradan hareketle. Çorum'da nasıl bir çalışma devam ediyor? Özellikle kadın desteği Çorum'da, yerel siyasette nerede? Kadınlarımız gerçekten şu anda grup başkan vekilimiz, il genel meclisi grup başkan vekilimiz bir kadındır. Ve iki dönemdir yapıyor bu görevi. Onun haricinde kadın kollarımızla beraber gerçekten iç içe hep beraber çalışıyoruz. Hatta bu 8 Mart'ta hep beraber anahtarlıklar yaptık. O anahtarlıktan da size getirdik. Kadın kollarımızla özellikle onların hiçbir isteğini geri çevirmiyoruz. Ama şartlardan dolayı maalesef kadınlarımız hak ettiği yerlerde değil. Bu anlamda da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten kadınlarımıza önem veriyoruz. Bu filmin hazırlanmasında da İş Kadınları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Onlarla işbirliği içerisinde bu projeleri götürüyoruz. Ve bu projeyle alakalı da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşmemiz oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu'yla da bir görüşmemiz oldu. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediye'miz Mansur Başkanımız'la da bir görüşmemiz oldu. Biz bu anlamda Çorum'un tarihini tanıtmak için uğraşıyoruz. Ve bu anlamda da kadınlarımız en başrollerde oynuyorlar. Ben ayrıca unuttuğumuz bir Alacayük kazımız var. Alacayük kazısı 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de başlatmış olduğu ilk 4 kazıdan bir tanesidir. Ve orada çok önemli bulgular, yani tarih anlamında bulgulara bulunmuştur. Ve Atatürk orada kendi şahsi parasıyla başlatmıştır bu kazıyı. Ama o yıllardaki gösterilen
inanç, o yıllardaki gösterilen değer şu anda turizme, evet, gerçekten turizme verilmiyor. Bu anlamda da alacağımızda ayrıyetten Roma dönemine ait üzerinde sabağı bulunan, Türkiye'de de 4 tane bulunan Roma dönemine ait bir barajımız var. Örükaya barajımız. O anlamda Hüseyin Gazi Türbemiz var Alaca'da. Bunları yani söylemeden geçmişe bakarsak, evet, geçmişe bakarsak geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimiz hareketlensin diyelim. Evet. Hemen Amasya'da bugüne gelecek olursak şimdi baktığımızda bizden önceki nesiller, özellikle Cumhuriyet kazanımları bölgelere ne kadar değer vermiş görüyoruz. Şu an o değer veriliyor mu? Amasya deyince bizim aklımıza ne gelmeli? Amasya'da da CHP'li 2 belediye var. MHP'li 3 belediye, diğerleri de AKP'li belediyeleri. Şimdi nasıl bir çalışma oluyor? Pandemi sürecinde bakalım. İlişkiler nasıldı il başkanlarıyla? Ortak bir çalışma yapılabildi mi? Çünkü şunu anladık. Sosyal belediyeciliği, özellikle Sayın İmamoğlu'nun ve Sayın Mansur Yavaş'ın yine dedikleri gibi bazı süreçlerde siyasi görüşleri bir kenara bırakıp bütün hareket etmemiz gerekir. Amasya'da bu hareketlilik oldu mu? Şimdi Eylül Hanım, kadın dediğimizde Amasya ile ilgili neyi söyleyebiliriz? Gümüşhacıköy Belediye Başkanımız iki dönemdir görev yapıyor ve bir kadın belediye başkanımız. Evet. Bu Karadeniz'de iki tane kadın belediye başkanımız var. Bunlardan bir tanesi bizim kendi bölgemizdeki Zehra Başkanımız. Çok da güzel bir yönetimle Gümüşhacıköy'de kadınların gücünü göstermeye çalışıyor. Kadınlar bizimle beraber yan yana, omuz omuza şehrimizi de bizim yanımızda bütün çalışmalarımızda destek veriyorlar. Kadın olmazsa olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kadınsız devrim olmaz. Bizim iktidara giden Cumhuriyet Halk Partimizin yolunda kadınların mutlaka olması ve daha çok destek olmaları gerekiyor. Biz bu anlamda daha çok kadınımızı siyasete katmak için çalışmalar yapıyoruz. Kadın kollarımızı daha aktif hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken tabii kadının toplumdaki yeri gereğince de zorluklar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz tabii ki. Kadın evde anne, çalışıyorsa işte iş kadını, daha sonrasında eve siyasetle uğraştığı zaman da zaman anlamında çok büyük problemler yaşıyor. Ama bunları aşmak için kadınlarımızın yükünü alarak ya da onlara daha aktif görevler vererek bu şekilde bir paylaşım içerisinde Amasya'mızda kadınlarımızı ön plana getirmeye çalışıyoruz. Biz dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yer alan kadın kotalarına yeterince uyabildiğimiz sürece, kadınlarımıza görev verebildiğimiz sürece daha iyi işler yapabileceğiz. Bunu da az önce sözlerimin başında söylediğim gibi Gümüşhacıköy Belediye Başkanımız Zehra Başkan örnek olarak bütün kadınlarımıza gösterebileceğimiz bir başkan. Çok iyi çalışmaları var. Pandemi sürecinde biz neler yaşadık? Hep söylüyoruz, iki tane belediyemiz var. Cumhuriyet Halk Partisi belediyemiz. Bu belediyelerimiz sosyal belediyecilik anlamında bölgelerinde çok büyük çalışmalar yaptılar. Biz Amasya merkezde genel hatlarıyla, il başkanlarıyla koordineli çalışmaya çalıştık ama Cumhur İttifakı ile çok iletişim kuramadık. Pandeminin başlangıcıyla beraber Amasya Valiliği bizlere herhangi bir yardım kampanyası ya da yardım yapmamız konusunda tebliğler dahi yaptı. Vefa Sosyal Grubu üzerinden yapılması gerektiğini söylediler. Ancak burada biz de şehrimizdeki ihtiyaç sahibi insanlara gerekli desteği sağlamamız gerektiğini düşündük. Bunun için ne yaptık? Vatandaşlarımızla, örgütümüzle beraber ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye çalıştık. Bu ihtiyaç sahiplerini tespit edip gıda yardımları tedarik etmeye çalıştık. Bu tedarik aşamasında da şunu yaptık. Ben kendi mahallemde destek olmak istiyorsam dedim ki git mahalle bakkalından bize yapabileceğin destek kadar ödeme yap. Bu ödemeyi yaptıktan sonra biz o mahalle bakkalına gittik. Bizim ihtiyacımız olan gıda kulisinin içine koyabileceğimiz malzemeleri o bakkaldan tedarik ettik. Böylece yereldeki esnafımıza da destek olduk ve bu duyulduğunda bizim paraya dokunmadığımız süreç içerisinde birçok insan bize gelip ben de bu şekilde destek olmak istiyorum, yardımda bulunmak istiyorum dedi. Biz genel hatlarıyla Amasya Valiliği'nin dağıtmış olduğu yardım kolisinin yarısı kadar kendi imkanlarımızla şehrimizde yardım kolisi dağıttık. Bu da hem esnafımıza dokunduk hem ihtiyaç sahibine dokunduk. Bu süreci bu şekilde geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Özellikle Merzifon ve Gümüşhacıköy belediyelerimiz yapmış oldukları çalışmalarla büyük başarılar gösterdiler. Şöyle söyleyebilirim. Merzifon belediyemizin aşevi var ve günlük 1000 kişiye sıcak yemek çıkıyor buradan. Her gün. İstisnasız her gün buradan yemek çıkıyor. Alp Başkanımız bunun koordinasyonunu sağlayarak buradaki insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine belediyemizin nezdinde kurulan evde bakım hizmetleri var. Yaşlılarımızın bütün hizmetleri. Bu işte kişisel bakım olabilir, evdeki elektrik tamiratı olabilir, başka bir ihtiyaç olabilir. Bunların tamamını belediyemiz üzerinden vatandaşlarımıza hizmet olarak sunduk. Yine Hacıköy'de Zehra Başkanımız o bölgede ihtiyaç sahibi olan insanlara gıda yardımıyla, maske, dezenfektan destekleriyle bu süreci çok iyi bir şekilde yönettik ve Amasya'da biz şunu gösterdik. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler istediğinde yapabileceğini,
bu şehri, bu ülkeyi yönetebileceğimizi gösterdik. Ve biz yerelde siyaset yapanlar olarak ben hep şunu söylüyorum. Bizim ilk yerel seçimde Amasya'ya, Amasya merkez başta olmak üzere birkaç belediye başkanını daha kazandırmamız gerekiyor ve yereldeki ilk hedefimiz de bizim bunlar. Evet, biz de buradan Zehra Başkanımıza selam olsun diyelim. Kadın eli değen yerler daha bir güzelleşiyor, daha bir şekilleniyor. Bunu da yatsımamak gerekiyor. Yani kadın elinin değdiği yer hakikaten ileriye evet. doğru yol alıyor. Demişken esnaftan bahsettiniz, yardımlardan bahsettiniz. Tokat'ta da esnafın çok ciddi sıkıntıları var. Evet. Çünkü konuşurken özellikle bu noktadan bahsedelim, esnafın sıkıntılarından bahsedelim diye notlarım var. Çiftçinin ve esnafın durumu Tokat'ta nedir? Yani bu kadar verimli, sizin de deyiminizde insan eksik, insan bitecek topraklar değerlendiriliyor mu? Nasıl bir destek sağlanıyor? Çiftçiye destek var mı? Bahsedilen esnaf desteğinden Tokat'ta sizin bildiğiniz yararlanan kaç esnaf var? Şimdi şöyle diyebiliriz. İlimizin ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine. Tarım ve hayvancılıkta söylediğimiz gibi büyük ovalara sahibiz ve verimli arazilere sahibiz. Bu ovalarda hemen hemen bütün ürünler yetişmekte. Özellikle Tokat merkezimizde sebzecilik, meyvecilik, işte kiraz, şeftali, elma gibi ürünler çok ağırlıklı olarak yetişmekte. Yine hayvancılıkta da küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık ve son zamanlarda arıcılık üzerine uğraşılmakta. Biz köyleri geziyoruz. Sürekli çiftçilerimizle iç içeyiz. Her zaman yanlarındayız ve sorunlarını dinliyoruz. Ama gidip gördüğümüzde çiftçilerimizin tamamen borçlu durumda olduğunu gördük. Arazisi hipotekli olan, altındaki traktörü hipotekli olan çiftçilerimiz var ne yazık ki. Çok zor durumdalar. Şimdi çiftçilerimizle görüştüğümüzde girdi maliyetleri fazla. İşte bunun tohumu maliyeti var, gübre maliyeti var, mazot maliyeti var, veterinerlik hizmetleri maliyetleri var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda ne yazık ki çiftçimiz para kazanamıyor. Ve çiftçimiz para kazanamadığı için de şehirlere göç etmek istiyorlar ve iş arama durumuna düştüler. Şu anda Tokat'ımızdaki durum bu şekilde. Şimdi Tokat'ta çiftçilik daha önce aileden, atadan, büyük dede evet. yapıyordur. Çocuklara, gençlere geçiyordur. Şimdi gençler hiçbir şey kazanamayacağız diye görüyorsa çiftçilik de bir noktada burada bitebilir diyebilir miyiz? Tarım, çiftçilik bir getirisi olmadığı sürece. Tabii ki. Tabii ki bu duruma doğru gidiyor ne yazık ki. Şimdi devlet kanallarında bakıldığında duruma devlet tarafından. Şimdi çiftçinin bankaya borcu var. Tarım krediye borcu var. Ama bu borçlardan daha fazla ilaç aldığı yere borcu var, mazot aldığı yere borcu var, veteriner hizmetleri aldıkları yerlere borçları var. Bu borçları ne yazık ki pek görmüyor devletimiz bu konuda. Şimdi köye gittiğimizde genç nüfusun az olduğunu, yaşlı nüfusun biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi sürecinde de büyük şehirlerden köylere gelenler var, yaşamlarını orada sürdüren yaşlı emekli insanlar var. Gençlerimiz şehirlere göçüyor iş bulmak için ve sigortalar için. En büyük sıkıntılarımızdan biri de o. Çünkü kırsalda gençlerimizin birçoğu özellikle evlenemedikleri için de ne yazık ki evlenemedikleri için de şehirlere göçüyorlar. Çünkü sigortaları yok. Bir gelirleri yok. Hiç, evet. Köyde de geçinemiyorlar bu sıkıntılardan dolayı. O yüzden şehirlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani artık oradaki tarım, çiftçilik yavaş yavaş kentleşmeye doğru gidebilir ama evet. bu da çok da sağlıklı bir gidişat değil. Değil, değil. Çünkü tabii ki. Üretimin olmadığı bir kentleşme olacak, bir göç olacak. Halbuki tersine bir göç olması beklenmez miydi pandemi sürecinde? Yani herkesin doğayla bütünleştiği, evet. tarıma ağırlık verelim dedi. Avrupa'ya baktığımızda özellikle birçok gelişmiş ülkelerde gençler bile artık tarım, organik tarım, gıda üzerine yöneliyorlar. Bizde tersine bir durum. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Bunu değiştirmek için de çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri arttığı için ve borçlu durumda oldukları için ne yazık ki bunun tam tersi oluyor şu anda. Çünkü köylerimizdeki teşvik sağlansa bile, kredi çekebilseler bile bu kredilerle el borçlarını ödüyorlar ve borçlarının bir kısmını kapatıyorlar. Ürünlerini yine borçlu döküyorlar. Geçen günlerde size şöyle bahsedebilirim. Bir zira ilaç satan bir esnaf arkadaşımızla oturuyoruz. Bu sene diyor bu çiftçimiz nasıl ekim yapacak? Çünkü her şey pahalı. Gübresi zamlandı, ilacı zamlandı, yemi zamlı, her şeyi zamlı şekilde ödüyor. Yani bu sürecin içinden nasıl çıkacak bilmiyorum. Bir de çiftçilerimize geçen günlerde buzağa destek paraları yattı. Hı hı. Bu paralar yattıktan sonra hesaplarına gidip parayı çekmeye gittiklerinde ne yazık ki hesaplarındaki paraların kesildiğini gördüler. Su parasını kesmişler. Size şöyle bir örnek gösterebilirim. Evet, arkadaşlarımız çift haneli bir rakam alsın. 49 TL. Hı hı. Şöyle gösterirsek. 49 TL. 49 TL.
Evet. 49 TL tarım sulaması borcundan dolayı ne yazık ki çiftçimize haciz kağıdı gidiyor. 49 TL. Evet, sadece iki rakam. 49 TL için çiftçimize ne yazık ki haciz gidiyor. Peki çiftçilerin durumu şimdi Tokat'ta böyle de hemen yine Amasya'ya ve Çorum'a da geleceğim. Amasya'da durum nasıldır? Yani çiftçilerin özellikle şimdi Amasya, Çorum, Tokat dediğimizde o bölge diyorum ya tarım. Türkiye'yi bizi besleyen yerler olarak görüyoruz. Orada durum nedir? Bu kadar vahim mi? Şimdi öncelikle ülke genelinde ve dünyada olduğu gibi Amasya'mızı da üreticilerimiz zor durumda. Resimlerde de gördüğünüz üzere özellikle mevsimsel sıkıntılardan dolayı birçok yerde 2020 Mart-Nisan aylarında dolu sıkıntılarıyla karşılaştık. Üretici ürettiği ürünleri daha henüz tarladayken gördüğünüz gibi 3645 dekar burada zarar görmüş durumda. Evet. Bunların biz Tarım İl Müdürlüğü'ne ve milletvekilimiz aracılığıyla meclisi de dillendirdik. Ama hiçbir şekilde burada üreticilerimize bir destek alamadık. Üretici devletin kendine sahip çıkmaması sonrasında büyük sıkıntılar yaşadı. Şimdi Genel Başkanımızın geçen hafta açıkladığı ilk bir haftada, iktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız arasında çiftçilerin borçlarının faizlerini sileceğimizi ve borçlarının makul taksitler halinde ödemelerini sağlayacağını söylemiştik. Bu anlamda üreticiye sahip çıkmak lazım. Biz bunu yaparken az önce resimde gösterdiğiniz üzere Esenyurt Belediye Başkanlığımız bize ulaştı ve şehrimizde soğan üretimi, Türkiye'deki en lezzetli soğanın üretildiği bölgeyiz biz. Bunun doğrultusunda bölgemizden soğan almak istediklerini söylediler. Bunu yaparken de şunu özellikle bizden rica ettiler. Bu soğanı biz alırken üreticiden almak istiyoruz. Yani tüccardan almak istemiyoruz. Bize üreticiyi bulun, üreticiyle bizi yan yana getirin. Biz de o doğrultuda o alımı yapalım dediler. Biz bu doğrultuda bir üretici kooperatifimizle görüştük. Bu kooperatifimizin alım-satım yapılabileceğine dair Tarım İl Müdürlüğü'nden de gerekli onayları aldıktan sonra Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un yardımcısı, hemşerimiz olan Veysel Başkanımız Amasya'ya geldi. Biz üreticilerle yan yana getirdik ve bunun doğrultusunda 300 ton soğanı üreticilerden alarak Esenyurt Belediye'mize şu anda göndermiş bulunuyoruz. Sayın Sevin de aslında dediğiniz çok doğru. Hani arada aracılar değil de direkt köylü kazansın diye geldiğinizde size de sormuştum. Bir zamanlar Amasya elması vardı. Hepimizin çoluk çocuk en lezzetli dediğimiz artık o kadar yüksek fiyatlara hem de bulamıyoruz. Çünkü kazanamadığı için çiftçiler üretmiyor. Biz de gidip oradan böyle kamyonlarla ilk elden alıp getireceğiz ama nakliye. İşte burada da nakliye devreye giriyor. Hemen burada Çorum'a döneceğim. Çünkü bize bir harita gönderdiniz efendim. Demir yolu olsa nasıl bu ürünler hızlı bir şekilde taşınabilir? Hem İstanbul'a hem Anadolu'ya nasıl gidebilir diye o haritayı arkadaşlarım ekrana getirecek. O haritada aslında bitmeyen bir demir yolu mu var? Çorum. Şimdi siz bize detaylı anlatın. Böyle bitmeyen projeler var söylenen seçim vaatleri arasında. Şimdi bu eğer olursa biz bayağı oralardan nasıl bir hızda alabiliriz, ihracatı nasıl yapılabilir? Buyurun siz bize bir aktarın. Yani o zaman soğanı da alabiliriz Amasya'dan, Tokat'tan da her şeyi getirebiliriz değil mi? Şimdi evet, bu bölgenin ciddi anlamda bir sorunu. Öncelikle Çorum'un Kırıkkale-Samsun hattındaki normal hızlı tren hattımız var. Ama Çorum sanayisi ve çiftçisi için en önemli hatlardan bir tanesi de Mersin limanıyla Samsun Limanı'nı buluşturmak. Bu Kanal İstanbul'un büyük versiyonu gibi geldi bana. Daha gerekli versiyonu. Evet, çünkü burada Çorum sadece kendi başına 909 milyon dolar 2020 yılında pandemi dönemine rağmen ihracat yapan bir ilimiz. Ve bu anlamda yıllardır Çorum devlet yatırımı alamamıştır. Eğer biz ısrarla Çorum'un öncelikli ihtiyacı olan demir yolunu yapıldığı zaman sadece Çorum değil, Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısıdır Çorum. Yani başkentten, Çankırı'dan, Tokat'tan, Amasya'dan üretilen ürünler direkt bu hatla Mersin Limanı'na kadar gidebilecek. Çünkü böylece İstanbul Boğazı da rahatlatmış olacak. Çorum'da sadece bir yılda 14 bin kamyon nakliye yapılmakta. Arkadaşlarım ihracat görselini de şimdi verecek bize. Evet, ekranda göreceğiz. Çorum tek başına... Bakın milyon dolar ihracat, çok ciddi bir ihracat. Yani siz gelmeseniz belki de biz bunları bilemeyeceğiz. Bu kadar değerli ihracatların yapıldığını ve demir yolunun ne kadar geçme. Hep havalimanı falan istenir, alışmışız ya da lüks şeyler, hastaneler ama siz Mustafa Kemal'in de dediği gibi hani demir ağlarla örersek biz yurdu daha hızlı ulaşabiliriz noktasında geldiniz.
Tabii ki bu anlamda Çorum hem tarım şehri ama en önemlisi sanayi şehri. Çorum 1970'li yıllarda un ve tuğla fabrikasıyla başlayan üretim serüveni, fabrikalaşma serüvenini bu fabrikalara olan ihtiyaç olan döküm kısmında bir fabrika kurulmuştur. Daha sonra 90'lı yıllara doğru Çorum fabrika kurabilen fabrikalar üretmiştir. Yani şu anda dünyada un fabrikası ve değirmen üretimi yapmak isteyen ülkeler kesinlikle bunu Çorum'dan almak zorunda. Fabrika kuruyorsunuz. Fabrika kuran fabrikalarımız var. Yani bu makine... Kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Değerlendiriliyor mu? Tabii ki. Bu çok önemli, evet. Tabii ki. Yani Çorum bu anlamda bir marka şehirdir. Ben isimlerini saymak istemiyorum. Burada 50 civarında bizim makine sektöründe imalat yapan fabrikalarımız var. Ve 100 küsür ülkeye ihracat yapıyoruz bu anlamda. Ve Çorumlu şunu söylüyor. Yani biz 10 bin dolara mal ettiğimiz bir değirmen için 10 bin dolar nakliye ödüyoruz. Yani nakliyenin bu kadar pahalı olduğunu anımsatıyorlar. Şimdi nakliye demişken lütfen notlarınız dursun, döneceğiz. Amasya'ya döneceğim. Çünkü 7 vali 11 bakan gören, hatta bazı görüntülerde latifeli bir görüntü atmıştınız. İşte aşkımız çevre yolu gibi oldu gibi bir görüntü de var arkadaşlarım, verecek. Bir yol hikayesi var. Bu nasıl bu kadar uzun 16 yıl, 7 vali 11 bakan görüyor. Burada da şimdi, bu nedir? Aşkımız hiç aşkımız bitmesin. Aşkımız hiç bitmesin. Amasya çevre yolu gibi. Bitti mi efendim? Amasya çevre yolu 2005 yılında başlamış ve 2021 Temmuz ayında açıldı. Yaklaşık 16 yıl süren, sizin de bahsettiğiniz gibi 7 vali ve 11 bakan gören bir yatırım. Bu yatırımın bedeli 1 milyon 267 milyon. Yani eski parayla 1 kat trilyon 267 milyon. Şimdi bu ülkemizde paradan sıfıra dağıtılmasından sonra bunu anlatmak biraz zor ama şöyle örnekleyebilirim. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin, 2021 yılı bütçesinin 1 bölü 22'sine tekabül eden bir bedel. Biz 16 yıl boyunca bunu bitiremedik. Az önce de gördüğünüz gibi gençlerimiz evlenirken latife edercesine bu şekilde gelin arabalarını süsletmişlerdi. Şimdi bitti ve artık hizmette mi? Evet, şu an bitti ama şehrimizin... 16 yılda ne götürdü? Cumhuriyet tarihi boyunca aldığı en büyük yatırım. Biz şehrimizde sanayinin gelişmesi için elimizden geleni yaparken bunu başka bir şekilde kullanabilirdik bu bedeli. Nasıl kullanabilirdik? 50 milyon bütçeli 25 tane fabrika yapabilirdik. Bunlar çok büyük sıkıntılar yarattı. Bu yol defalarca yüklenici firmanın bırakıp gitmesinden kaynaklandı. Gördüğünüz üzere yerel ve ulusal basında da yer aldı. Şimdi faaliyette ama dediğim gibi bu yatırımları bir şekilde bizlerin takip etmesi gerekiyor ve yine ekranda gördüğünüz bitmeyen bir yatırım bu da. Bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Ülke ekonomisi, bunlar hepimizin kazancından vergilerimizle ödenen bir durum. Şehrimizde bir tekstil fabrikası 8-10 milyon harcayarak kuruldu ve yaklaşık 200 kişi çalışıyor. Bu bedelle toplam ödenen bedeli gördüğünüz zaman çevre yoluna, Amasya aslında işsizlik sorunu hiç kalmayacak duruma getirilebilecek bir kentken... Ya her köşe başına bir fabrika kurulabilirdi. Kesinlikle böyle bir duruma geldik. Ama maalesef geç oldu, ihtiyacımız vardı. Güzel bir projeydi. Vaktinde bitseydi daha makul olabilecek bu projeydi. Bunu bitiremediler ama sonrasında bir şekilde sonuca ulaşıldı. Yine şehrimizde bu şekilde devam eden birçok proje var. Yani büyük yatırımlar almaya çalışıyoruz. Özellikle tarımda yine sulama çok büyük sıkıntılarımız var bizim. Sulamanın çözülmesi için yapılan barajlar var. Bu barajlar defalarca çevre yolunda olduğu gibi yüklenici firmaların bırakmasından kaynaklı ihalelerin defalarca ihale yapılması uzamasına sebep verdi. Aydınca barajımız var bizim. Bittiğinde 33 bin dekarı sulayabilecek bir alan. Merkezde bulunan yaklaşık 100 köyümüzün 16'sına hizmet verebilecek. Burası bittiğinde dekar başına üreticinin 400 lira kazanabileceği, yılda Amasya ekonomisine 13 milyon katkı sağlayabilecek ve 3000 kişinin istihdam edilebilmesini sağlayacak büyük bir proje. Peki o proje ne durumda şu anda? Başlandı mı? Ne zaman bitişi öngörülüyor? Bir 15-16 yıl sürer mi o da? Şimdi bu projemiz de çok uzun zamandır görsellerde görüyorsunuz devam ediyor. Bunun da bitmesi için biz gerekli yerlerle görüşüyoruz. Şu an yeni bir firma Aydınca Barajı'nda başladı, devam ediyor. Bitiş sürecinin ne kadar süreceğini bekliyoruz şu anda. Umarım devlet ödenekleri, devlet yatırımları uygun bir şekilde kullanır ve
burada biz bir an önce üreticimizin suya kavuşacağını düşünüyoruz. Evet, peki Tokat'ta böyle yatırımlar var mı? Vaat edilen, seçim vaatleriyle gelinen ve ardından bitmeyen yatırımlar neler? Ya da tam deyimiyle yereldeki vatandaşın parasının doğru harcanmadığını düşündüğünüz yatırımlar var mı? Bizim de projelerden şöyle bahsedecek olursak Hanım, Tokat-Niksar arasında bir yolumuz var. Bu yolumuzun özelliği hem Erbaa, hem Niksar, hem Reşadiye, hem de o güzergahtan geçen Doğu Anadolu yoluna ve Niksar'dan Karadeniz'e bağlanan yollara bağlantısı olan bir yolumuz. Ne yazık ki bu yolumuzun büyük bir kısmı hala bitmedi, yapım aşamasında. Bu da halk tarafından büyük tepki yaratıyor. Bizim görsellerimizde de vardır yine öyle güzel bir cümle. Artık bizim de çiftler arasında aşkımız Tokat-Turhal yolu gibi olsun bitmesin diye nitelendirdiğimiz batıya bağlantımız olan Tokat'la Turhal arasındaki bir yolumuz var. Yıllardır bitmiyor. Yeniden yapılıyor, işte kavşakları yapılıyor, yollar genişletiliyor ama ne hikmetse yıllardır bitmiyor. Yok müteahhit battı, yok yanlış işlem yaptı. Bu yolumuz da hala yapım aşamasında. Tokat-Sivas arasındaki Çamlıbel geçit dediğimiz bölgedeki yollarımız da hala yapım aşamasında ve yapılmadı büyük bir kısmı. Bu yolun önemi ise Doğu'yu Karadeniz'e bağlayan geçiş güzergahı olması ve bu da ilimizden geçiyor. Bu yol da hala tamamlanmadı yapım aşamasında. Çevre yolumuzda yapılan viyadüklerin yolların devamlı çökmesinden dolayı tekrar çalışmalar devam etmekte. O yolumuzda bitme aşamasına henüz gelmedi ve bir kısmı bitmek durumdadır. Şöyle söyleyebiliriz, bu yolların bu şekilde yapılmaması ve eksik olması ilimizi hem turizm açısından hem de ekonomik açıdan olumsuz etkilemektedir. Baştan da söylediğimiz gibi ilimizin her ilçesinin ayrı bir özelliği vardır. Mesela Zile ilçemizin Zile Kalesi'nde Jules Caesar'ın dediği Veni Vidi Vici, geldim gördüm yendim sözünün yazılı olduğu bir yazıt vardır ve tarihi Osmanlı evleri vardır. Sulusaray ilçemize geldiğimizde Sulusaray kaplıcaları ve antik Sebastopolis antik kenti bulunmaktadır. Tokat merkezimizde birçok tarihi eser Tokat Kalesi taşanı bulunmaktadır. Almus bölgemizde tarihi Almus barajımız bulunmakta ve ormanlarımız bulunmaktadır. Yaylacılığın çok yoğun olduğu. Pazar ilçemizde Ballıca mağaramız bulunmaktadır. Bu mağaramızın bir özelliği de havası itibariyle astım hastalarına iyi gelmesi. Reşadiye bölgemize gittiğimizde Reşadiye kaplıcaları ve Zınav Gölü bulunmakta. Niksar bölgemizde Çamiçi Yaylası bir yaylacılık turizmi olarak çok önemli bir noktada. Bir de Karadeniz'in geçiş durumunda. Erbaa'ya geldiğimizde gerçekten yaylalarıyla meşhur bir ilçemiz. Bir yandan da Karadeniz, Anadolu, Batı, Doğu tam bir merkez aslında, evet. Geçiş, güzergah. Peki çeşitlilik nasıl? Özellikle hayata bakış ve çeşitlilik dediğimizde merkezi ve geçiş bir noktası olarak da Tokat'a baktığımızda inançlar olarak, özgürlükler olarak onu da biliyoruz. Özgür bir il olduğunu da biliyoruz. Kesinlikle. Nasıl değerlendirmek gerekir? İlimizde şöyle bir diyebiliriz, çok renklilik olan bir ilimiz. Yaşam tarzlarıyla olsun, işte örf, adet ve anneneleriyle olsun gerçekten böyle ender bulunan illerden birisi ilimiz yapı olarak. Bir de baştan da söylediğimiz gibi ilimiz insanı ve havası mütedeyil bir şehir. Gerçekten çok uyumlu insanların olduğu bir ilde yaşamaktayız. İlimiz bu açıdan çok önemli bir il. Evet. Şimdi hemen Çorum'a geçmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işini yaptı belediyeler demiştiniz. Şimdi böyle bir videomuz var, arkadaşlarımız verecek. O videoda aslında çok net anlatmışsınız. Bu süreç nasıl başladı? Neden böyle bir söylemde bulundunuz? Biraz açar mısınız oradaki yatırımlarla ilgili? Çorum Belediye'miz 500 trilyon şu anda borçlu. Bu anlamda biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olmasına rağmen neden yerel bütçeyi harcıyorsunuz diye çok itiraz ettik. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken işleri Çorum Belediyesi yaptı. Onun haricinde stadyum yaptı. Onun haricinde kapalı spor salonu yaptı. Kapalı spor salonu şu anda yarım kaldı. Ve Çorum Belediyesi şu anda ciddi anlamda 500 trilyon borçlu. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söyledik. 83 milyonun verdiği vergilerden oluşan bütçeyi harcamanız gereken işlere lütfen Spor Bakanlığı sizde, Milli Eğitim Bakanlığı sizde, bunlarla alakalı lütfen bu bütçeyi harcayın. 263 bin Çorumlu'nun verdiği vergilerden oluşan bütçeyi onların yol sorunu için, onların kanalizasyon sorunu için, onların gerçek ihtiyaçları için harcayın diye uyarılarda bulunduk. Bu yatırımlar ne zaman yapıldı? Kapalı spor salonu, okullar, hani pandemi öncesi, sonrası süreç nasıl işledi ve kullanılabiliyor mu? Atıl yatırım olarak mı kaldı? Pandemi sürecinden önce sadece
Bu göstermiş olduğunuz gerçi İskilip Meslek Yüksek Okulu. Oradaki binada güçlendirme yapıldı ama tekrardan şu anda atıl vaziyette kaldı. Burası başka bir proje ama Çorum Belediyesi'nin yapmış olduğu stadyumu en sonunda Spor Bakanlığı'na devrettiler. Spor Bakanlığı orayı çözdü. Şu anda normalde bakanlığın yapıp belediyeyi devretmesi gerekmiyor mu? Normalde Spor Bakanlığı'nın yapıp gene Çorum hizmetine sunması gerekiyor. Evet. Ama Çorum Belediyesi yapıp maalesef tersten işledi. Spor İl Müdürlüğü'ne... Borcu varken nasıl yapabildi bu kadar yatırımı? Bunların hepsini borçla yaptı. Yani borçla yaptı. Bir de oradaki özellikle yaptıkları okulun etrafında Sosyal Bilimler Lisesi var. Fen Lisesi var. Artı Anadolu Başöğretmen Lisesi var. Üçünün toplam arazisinden en az 4 katı büyüklüğünde ve öğrenci sayısı anlamından da 4'te 1'i kadar öğrenci var yok. Yani bu anlamda da atıl bir yatırım. Yani Çorum'un yerel bütçesini harcama anlamında sıkıntılar yarattı. Ben özellikle Çorum'un çiftçi sorunları alakalı da değinmek istiyorum. Çorum Kızılırmak'ın aktı ve 9 tane ilçemizin bu Kızılırmak 9 tane ilçemizden geçiyor. Çorum'da bir söz vardır. Kızılırmak akar, Çorumlu bakar. Bu anlamda Çorum'daki özellikle tarımla alakalı birkaç şeylere değinmek istiyorum. Bizim çiftçimiz özellikle tarımsal sulama anlamında yarım kalan çok projemiz var. Bu projelerin bir an önce bitirilmesiyle alakalı. Biz il yönetimimizle, ilçe yönetimimizle beraber bütün ilçelerdeki tarımsal sulamaları gezdiğimizde bunları yarım kalan projeleri ortaya çıkarttığımızda halk şunu dedi. Ya biz yaparsa AK Parti yapar. İlk defa AK Parti'nin yapmadığı yarım kalan projeleri çıkarttınız. Sizlere teşekkür ederiz dediler. Ve şu anda 89 trilyon bir ödenek geldiğini, bunları tamamlamak istediklerini söylediler. Ama tabii ki bunları tekrardan takip edeceğiz. Şimdi ilk bölümü noktalayacağız. O yüzden hemen Sayın Sevindi'ye de söz vermek istiyorum. Oradaki atıl yatırımlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir de yine gelen bütün il başkanlarıma söylüyorum. Bir noktada da gerçekten çok da keyif alıyorum. Ülkesini bu kadar iyi bilen insanlar, il başkanları hani sokak sokak, mahalle mahalle neredeyse sanki biliyorsunuz gibi ki biliyorsunuz köylerde de. Size gelen talepler nedir? Amasya'da durum nedir? Amasya'da vatandaşın gerçekten ihtiyacı olan şey nedir? Şimdi bitmeyen yatırım olarak ben birkaç tane daha örnek vererek devam edeyim. Daha sonra vatandaşların ihtiyaçlarına devam ederim. Yine Taşova-Ayancık, Samsun'da bağlantı sağlayabileceğimiz bir yol var. Burası 2011 yılında başladı, henüz bitirilemedi. Bu yol yapıldığında Doğu Anadolu'yu direkt Samsun deniz ulaşımına katkı sağlayabilecek bir noktada ama bunu henüz bitiremediler ve öğrendiğimiz kadarıyla da yatırım programından da çıkarılmış durumda. Peki soruyor musunuz? Yani bize şu kadar zaman verdiniz, 5 yıl dediniz, 11 yıl geçmiş, 16 yıl geçmiş. Neden bitmiyor dediğinizde tatmin edici bir cevap alabilir miyim? Yani ilgililerin söyledikleri şu, devletin burada yatırım yapması gerektiğini, para bütçeden ayırması gerektiğini söylüyor. Şehrimizdeki bürokratlar bunlar için uğraştıklarını söylüyor ama ülkemizde yaşanan ekonomik krizle beraber bunların artık... Görselde göreceksiniz 2017'de 4. taşeron firmanın havlu attığı yazılıyor Ayancık yoluyla ilgili. Buralara devletin ekonomik olarak güçlü olması ve yatırım yapması gerekiyor. Bunları sağlayamadığımız sürece bu çözümleri yapamayacağız. Yine Gümüşhacıköy bölgemizde bulunan Saraycık Beden göleti var. Sulama anlamında yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Bunların bitirilmesi için takipçisi oluyoruz ama dediğim gibi genel iktidarın bunlar için ekonomik olarak pay ayırması gerekiyor. Burası, bu resim yan, bunu yan olarak düşünmeyin. Bu Kızlar Mektebi'nin önünde ne zaman başlayacağı, ne kadar bütçesinin olduğu ve ne zaman biteceği yazdığı levha düşmüş durumda. Yani hani o levha da artık vazgeçmiş durumda. Yani artık herkes... Hani biz de dedik arkadaşlarım görsel olarak yanlış mı verdi ama şekli o. Hayır, şekli o. Yani şu anda yerde bu levha. Evet. Bu şekilde duruyor. Yine... Bölgemizde şimdi geldi. Levhayı kaldırsak projede ayağa kalkıp başlayabilir mi? Gidip destek olsun. Çok mümkün gözükmüyor. Yani bedel orada gözüküyor ama o bedellere artık bitmesi de mümkün değil. Evet. İhaleler yeniden yapıldığı sürece fiyatlar, bedeller de revize edildiğinde ülke ekonomisine büyük sıkıntılar yaratıyor. Şehrimizde halkın talepleri anlamında ne var? Biz ona ikinci bölümde geçelim çünkü çok kısa bir süremiz kaldı. Hemen Tokat'taki bitmeyen yatırımlara gelelim. Şimdi ilk bölümde böyle biraz iç karartıcı gibi oluyor. Önce illeri tanıyoruz, sonra sıkıntıları.
çözüm önerilerinizi alacağım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, il başkanları olarak çözüm önerilerinizi alacağım. Sıkıntılardan elbet bahsettik. İkinci bölüme geçmeden önce hemen sıkıntılara devam edelim. Tokat'ta bitmeyen yatırım var mı? Şimdi Tokat'ta bitmeyen yatırım, bizim bir havaalanı inşaatımız var. Bitecekti ama bugüne kadar hala tamamlanmadı. AK Parti yetkilileri her açıklamalarında ve ildeki yetkilileri her açıklamalarında %85'i %90'ı bitti diyor havaalanının. Kaç yıldır %85'i 90'ı bitti? Aynen ama ne yazık ki bir yıldır bunu konuşuyorlar. Daha önce bitmesi gerekiyordu. Bir yıldır bu %10'luk kısmı bitiremediler. Bu da baştan konuştuğumuz gibi ilimizin hem ekonomik yapısını hem de turizmsel işlevliğini yapısını olumsuz yönde etkiliyor. Yine bizim ilimizde de göletler yapıldı, sulama göletleri. Göletlerimiz tamamlandı fakat göletlerimizin çiftçiyle buluşturacak sulama kanallarının birçoğu ne yazık ki hala tamamlanamadı. Bu da çiftçimizin sulama alanlarında olumsuz yönde biraz etkilen bir çalışma. Biraz önce de zaten su borcundan 49 evet. lira için gördük. Evet. Aynen. Bölgemizdeki HES'lerin yoğunlukta olması da zaten çiftçimizi olumsuz yönde etkileyen bir etkenlerden birisi. Zaten ikinci bölümde ona ayıracağız. Evet. Çünkü arkadaşım aslında o görüntüyü verebilir. Maden aramaları ve siyanürlü aramalarla ilgili verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Yine hatırımızda kalsın, çok çok önemli. İşte maden aramada Kanada ve Türkiye farkı diyoruz efendim. Siz konuyla ilgili bize biraz bilgi aktarın. Evet. İkinci bölümde detaylı devam ederiz. Evet. Bildiğiniz gibi ülkemizde de olduğu gibi ilimizde de büyük maden aramacıkları yapılmaktadır. Özellikle 3 ilçemizde, Erbaa'da Taşova ilçesinde, bizim Niksar, Reşadiye, Erbaa bölgelerinde maden aramacılığı yapılmasıyla ilgili gerekli çalışmaları başlattılar. Yerin üstü zaten maden gibi iller. Evet. Tokat, Amasya, Çorum hakikaten hem yerin üstü hem tarihsel olarak bir aynen. değeri var. Yerin altında da bu arama çalışmalarının çevreye zararı, ÇED raporları bize evet. nasıl bilgi vereceksiniz? Bununla ilgili şöyle söyleyebiliriz. İkinci bölümde daha detaylı anlatacağız. Bu bölümde platformlar kurulundu ilçelerimizde. Bu platformlarda kimler var derseniz siyasi partilerden temsilciler var, SDK'lardan, odalardan, muhtarlardan temsilciler ve şu anda bu maden aramacılığına karşı halkımız bir direniş içinde. Bizim Tokat'ta da şöyle diyebiliriz. Bütün halkımız bir araya geldi ve şu cümleyi kullanıyor. Tokat'ın üstü altından değerlidir. Yola çıkış felsefemiz bu. Evet. Peki üstü altından değerli dedik. İkinci bölümde bununla ilgili daha detaylı bilgi evet. vereceğiz. Çalışmalar da enteresan. Evet, maden arayabilirsiniz ama bu hale gelmesinde de bakıyorsunuz Kanada'da yine yeşillik var, bir şekilde küçük bir alan. Ciddi bir katliam da var. Halk buna ne diyor? Size gelen talep nedir? Yani ne noktada halk duruyor? Şu anda halkımız dediğimiz gibi platformlar oluşturdu. Bu platformlar aracılığıyla tepkilerini gösteriyorlar. Şimdi soldaki Kanada'daki bu da bizim ülkemizdeki arama, maden arama şekli. Hı hı. Vatandaş bunu gördüğü için tamamen tepki içinde şu anda maden aramalarına karşı. Çünkü evet. doğa mahvoluyor, sularınız mahvoluyor. Bir hayvan yaşantısı var o bölgede, bir doğal yapısı var. O da gidecek. Tamamen sıkıntı içinde. Ve bu bölgeler, özellikle bizim bölgemiz, su alanlarımızın geçtiği bölgeler. Evet. Bu da sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Yine sadece bu sıkıntı Tokat'ta değil, Amasya'da da var, Çorum'da da var ama reklam arasından sonra devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam arası vereceğiz değerli izleyenler. Ardından yerelden siyaset devam edecek. Genel siyasetin temeli aslında yerelde atılıyor dedik ya, bizden ayrılmayın, kısa bir ara.